İlk olarak arkadaşlar hatamızı göstereyim. Hatamız böyle bir şekilde bu siteye ulaşılamıyor diyor. Altında girmek istediğiniz sitenin adını yazar. Ben de bu siteydi mesela. Ana makinesinin yanıt vermesi çok uzun sürdü diyor. Bunları deneyin diyor. Şimdi çözümüne geçelim arkadaşlar. İlk olarak denetim masasına giriyoruz. Denetim masasına giriyoruz. Herkes girdikten sonra Ağ ve İnternet bölümü var. Ağ ve İnternet bölümüne tıklıyorum. Burada Ağ ve Paylaşım Merkezi var. Buraya tıklıyorum. Burada erişim türü var şu bölümde. Bağlantılar bende Ethernet diyor. Siz de Wi-Fi de diyebilir. Çoğunluğunuz da Wi-Fi der. Bu önemli değil. Kullandığınız interneti bağlı. Ben Ethernet yani kablolu bağlantı kullanıyorum. O yüzden Ethernet'e tıkladım. Burada sol alt bölümde özellikler var. Windows Defender logosunun yanında. Özellikler bölümüne tıklıyorum. Karşımıza böyle bir panel açılıyor. İnternet protokolü sürüm 4 TCP bölü IPv4. Buna çift tıklıyoruz. Çift tıkladıktan sonra aşağıdaki DNS sunucusu adreslerini kullan bölümüne. Buraya kimsenin kullanmadığı özel bir adres olan ve dünyadaki en hızlı DNS adresi olan adresi yazacağım. Çoğu kişi Google DNS yazıyor sadece. Bu çoğu kişi yoğunluk olduğu için o DNS çöküyor. O yüzden bu siteye ulaşılamıyor hatasını veriyor. Ben size çoğu kişinin kullanmadığı bir DNS'yi yazacağım. Bir boşluk, bir boşluk, bir boşluk, bir. Alt taraf bir boşluk, sıfır boşluk, sıfır boşluk, bir. Bunu yazdıktan sonra çıkarken ayarları doğrula bölümüne tıklıyorum. Tamam diyorum. Tekrar tamam diyorum. Ve kapat bölümüne tıklıyorum. İlk adımımız tamamlandı arkadaşlar. İkinci adımımıza geçelim. İkinci adımımız arkadaşlar Google'a giriyoruz. Yeni bir sekme açıyorum. Sağ üst bölümde 3 nokta bölümü var. Oraya tıkladıktan sonra geçmiş var. Direkt geçmişi bir temizleyeceğiz arkadaşlar. Çünkü çerezlere ve diğer site verilerini silmemiz lazım. Tarama verilerini temizle bölümü var sol bölümde. Buraya tıkladım. Biraz bekliyorum. Burada benim seçtiklerimi seçin. Çerezler ve diğer site verilerini seçmeyin. Tek onu seçmeyin. Çünkü oturumunuz kapanır. Tek bunda girdiğiniz ve son bir saat değil tüm zamanları seçtim. Gelişmişte de aynı benim seçtiklerimi seçin. Bakın burada. Temelde sadece sunucu seçmeyin. Sonra verileri temizledim. Veriler temizlendi arkadaşlar. Ve son adımımıza geçelim. Tekrardan ayarlardayız. Ayarlara tekrardan girelim. Burada sol alt sol bölümde gelişmiş bölümü var. Buraya tıklıyorum. Buradan en aşağı iniyorum. Sıfırla ve temizle var. Oraya tıklıyorum. Ayarları orijinal varsayılan yerine geri yükleyin bölümü var. Oraya tıklıyorum. Ayarları sıfırla diyor. Direkt ona tıklıyorum. Biraz bekledikten sonra sadece Google Chrome'daki kendine yaptığı ayarlar sıfırlanacak. Yani çok büyük değişiklik olmayacak. Sonra bilgisayarı temizleme bölümü var. Buraya tıkladıktan sonra Chrome bilgisayarınızdaki zararlı yazılımları bulabilir ve kaldırabilir diyor. Buna da bul diyorum. Son adımımızı da gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Siz de videoyu izlerken aynı şekilde adımları yapın. Büyük ihtimal sorununuz çözülecektir bu 3 adımı yaptıktan sonra. Çünkü en önemli 3 adım bu zaten. Eğer hala olmadıysa videonun yorum kısmına yazabilirsiniz. Ben sizle iletişime geçebilirim. Nasıl olacağı ile ilgili konuşabiliriz. Arkadaşlar video işinize yaradıysa videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.